Efendim Bolu'ya gidelim şimdi. Mart sonuna gelmemize rağmen yurdun birçok bölgesinde kar etkili oluyor. O kentlerden biri de Bolu. Şimdi Bolu Dağı'nın TEM ve D100 geçişlerinde yoğun bir kar yağışı var. Bölgedeki son durumu öğreneceğiz. Demirören Haber Ajansı muhabiri. Murat Küçük de Bolu'da ki karların altında kalmış görünüyor. Epey bir soğuk. Murat nedir son durum şu anda Bolu'da? Evet, kar yağışı aslında dün başlamıştı ama dün bugünkü gibi şiddetli değildi. Yalnızca dün akşam saatlerinde şiddetlenmişti ve D100 karayolunun kapanmasına sebep olmuştu bir kaza sonrası. Yaklaşık 1,5 saat D100 karayolu kapalı kalmıştı, ardından geri açılmıştı. Bugün de daha da şiddetlendi kar yağışı. Şu an itibariyle ben TEM otoyolunun Bolu Dağı mevkiinde bulunuyorum. Bolu Dağı tünellerinin önündeyim. Biliyorsunuz burası önemli bir geçiş güzergahı. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan bir nokta ve her kış ciddi kar yağışı alan bir bölge. Çünkü yüksek bir nokta, 900 rakımlı bir yer. Bu noktada şu an itibariyle de kar yağışı etkili oluyor. Bolu'da iki geçiş güzergahı var biliyorsunuz. Hem D100 karayolu hem TEM otoyolu. Her iki güzergahta da şu an itibariyle kar yağışı etkili. Ancak yolda herhangi bir sıkıntı yok. Yolda herhangi bir kar örtüsü yok şu an itibariyle. Karayolları ekipleri zaten günlerdir hazır şekilde bekliyordu. Meteorolojik uyarıların sonucunda zaten beklenen bir kar yağışıydı bu. Karayolları ekipleri sürekli güzergah üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor. Bu sebeple de yolun açık kalmasını sağlıyor. Biliyorsunuz burası önemli bir nokta demiştik, geçiş güzergahı. Yolun kısa süreli de olsa trafiğe kapanmış olması ciddi sıkıntılara sebep oluyor. İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan, hatta İstanbul'u tüm Anadolu'ya bağlayan bir nokta. Önemli bir transit noktası. Uluslararası yol burası. Uluslararası bir otoyol. Bu nedenle ekipler canla başla yolun bir dakika bile kapalı olmaması için çalışıyor şu an itibariyle. Karayolları ekipleri burada. Aynı zamanda soğuk da bir hava var bölgede. Bunun neticesinde de buzlanma tehlikesi var. Buzlanma tehlikesine karşı da sürekli tuzlama çalışması yapılıyor. Yolda herhangi bir buz olmaması için. Aynı zamanda dik rampaların bulunduğu ve virajlı bir yol. Burada bir tırın kayması sonucu yol saatlerce trafiğe kapalı kalabiliyor. Bununla ilgili de önlemler alınmış durumda. D100 karayolunda da benzer bir manzara var. O noktada da şiddetli şekilde kar yağışı etkili. Ancak yolda herhangi bir kar örtüsü bulunmuyor şu an itibariyle ekiplerin çalışmaları sonucu. Yeşil alanlarda ise kar kalınlığı 10-15 santim civarına ulaştı şu an itibariyle ve kar yağışı devam ediyor. Biraz daha kar kalınlığı artacak gibi gözüküyor bölgede. Kar yağışının gün içinde akşam saatlerine kadar bu şekilde devam etmesi bekleniyor bölgede. Toparlamak gerekirse yollarda kar yağışı mevcut ancak herhangi bir aksaklık yok şu an itibariyle ulaşımda. Zaman zaman sis de etkili Bolu Dağı geçişinde bazı noktalarda, özellikle Bakacak ve Seymenler mevkilerinde sis de etkili oluyor. Görüş mesafesi 30 metreye kadar düşebiliyor. Bu da sürücüleri zorlayan bir diğer nokta. Sürücüler bu sebeple yavaş ilerlemek zorunda kalıyor. Yani tedbirli olduktan sonra şu an itibariyle Bolu Dağı'ndan geçiş yapılabilir, kullanılabilir. Tabii kar lastiği olmak zorunda. Kar lastiği olmayan hiçbir aracın Bolu Dağı'nı kullanmamasını buradan tavsiye edelim. Polis ekiplerinin de, jandarma ekiplerinin ve polis ekiplerinin bu noktada da çalışmaları, kar lastiği uygulaması çalışmaları devam ediyor güzergah üzerinde diyelim. Sözü size bırakalım buradan.